Olağanüstü hayal kırıklığı içindeyim. Yani bana söylediği aynen bu. Kerem Bey'in bu toplantıda olmaması kabul edilemez diyor. Biz kendisinin yokluğunu hissettirmeyeceğiz. Bundan emin olabilirsiniz. Koskoca şirket evliliği bu. Yani Kerem Bey'in özel bir işi çıktı. Yoksa laubalilikten değil. Özel, ailevi bir mesele. Bakın biz yıllardır beraber çalışıyoruz. Bize güvenebilirsiniz. Ceyda Hanım, Volkan Bey. Ben 3 aydır bu adamlarla beraberim. Evet, çok büyük bir şirket. Evet, bir dünya devi. Ama inanın bizim bildiğimiz gibi yönetilmiyor. Düşünün, bu boyutta bir şirket olmasına rağmen hala geleneksel bir aile şirketi gibiler. İlişkiler, aile ruhu, yöneticilerin kamuoyundaki imajları bunlar için çok önemli. Ve böyle kalmak niyetindeler. Bakın biz yıllardır beraber çalışıyoruz. Bize güvenebilirsiniz. Aile gibiyiz biz burada. Aradığınız aile şirketi biziz zaten. İzninizle. Kusura bakmayın. Neden katılamadığını da anladık. Tabii ki bir açıklaması var. Modamuyla devam edemiyoruz maalesef. Biz Rıfat Bey'in teklifini değerlendireceğiz. Size iyi çalışmalar. Tamam ben şimdi haber veriyorum. Hadi görüşürüz. Muhsin'cim. Al şu sudan iç biraz. İyiymiş. Hülya da iyiymiş, bebek de iyiymiş. Oh. Tamam mı? Şimdi hastaneden çıkıp geliyorlarmış. Oh, çok şükür. Oh, çok şükür. İç bakalım. Oh. Ah, Samet abiden mesaj geldi. Hülya da bebek de çok iyiymiş. Ha, oh iyi. Önemli olan oydu zaten. Babam da almıştır bu güzel haberi. Bana güzelce girişir. Ne diyeceğim? Sen hiç müdahale etme. Ben uyuz oldum, dövdüm falan diyeceğim. Konu da kapansın. Sen karışma, tamam mı? Anlıyorum, anlıyorum. Tamam, teşekkür ederim. Tamam. Ah, çocuklar geldi. Anneciğim. Anne. Oo, hoş geldin. Gel bakalım. Merhaba baba. Tamam, konuştuk, hallettik. Ama daha önemlisi yengemin durumu çok iyiymiş. Kankan aramadı mı? Volkan mı? Yok, konuşmadık. İyi, o zaman ben söyleyeyim. Anlaşma iptal, satış falan yok. Bir dakika, niye toplantıya gitmedim diye mi? Adamlar önce ona pek takılmamışlar ama sonradan karakol çıkışı görüntülerini görünce biz ne yapıyoruz demişler. Haksızlar mı? Yok tamam, ben onları ararım, hatta giderim yanlarına, izah ederim durumu. Ama bu kadar kolay mı? Onu milletin evini basmadan önce düşünecektim beyefendi. Ulan bir matematik hocasını ne kadar büyüttün be? Tabii. Herkes senin gibi çapkın zannediyorsun. Herkesin gözü senin gibi dışarıda zannediyorsun. Baba biraz sakin olur musun? Öyle değil işte. Bilip bilmeden konuşma. Ayrıca ayıp oluyor karımın yanında. Allah Allah. Laflara bak laflara. Karısının yanında ayıp oluyormuş. Ulan ben nasıl konuşacağımı senden mi öğreneceğim? Muhsin. Yetti mi baba? Tamam yetti mi? Muhsin baba. Ya durun. Bağırmayın daha fazla. Kerem haklı. Kerem'in hiçbir suçu yok. Kerem beni de uyardı. Yani matematik hocası konusunda. Ama ben de pek dinlemedim. Yani kıskançlık ediyor. Kendi gibi sanıyor hocayı da dedim. Ama Kerem haklı bu konuda gerçekten. Yoksa o terbiyesiz herif sana bir şey mi yaptı? Yok hayır. Yani münasebetsiz bir davranışta bulundu. Kerem de onu öğrenmiş. O yüzden gitti oraya. Yani benim için gitti. Kerem haklı bu konuda Muslim Baba gerçekten. Eve gelirken bu konuya karışma dedi. Ama siz böyle bağırınca yani yükselince... Ben dayanamadım. Yani sen de kusura bakma ama. Çok ahaldı. Çok ahaldı onun yüzünden. Hayda. Ne demek baba bu? Yüzlerce kızın kalbini kırdın ya. Onların ahını aldın. İşte şimdi aynı şeyler de senin karının başına geliyor. Yuh artık Muhsin yani pes. Yok efendim. Yuh artık falan yok. Aynen öyle. Ahaldığı için oldu. İşte şirketin geleceği de bak ne duruma geldi ya. Ama bak kendisi gülüyor. Pişmiş kelle gibi gülüyor. Evet gülüyorum. Çünkü sinirden gülüyorum artık. Senin bana kızacağın varmış demek ki bahane arıyormuşsun. Oğlum bahane aramaya gerek yok ki ya. Bir çuval inciri berbat ettin. Sende hiç hata yok tabii canım. Sana inisiyatif veren de kabahat. Bir de ben bütün şirketin yetkilerini buna verecektim ya. Ha şimdi söyle. İşte seni rahatsız eden buydu değil mi? Gün geçtikçe geriliyorsun. Çünkü neden? Şirketi bırakmak falan istemiyorsun. Bahane arıyordun işte buldun. Ne bahanesi bulacağım be? Şirket benim zaten. İster bırakırım ister bırakmam. O kadar da değil. Sen demiyor muydun?
evlendin, koca adam oldun diye öyle davran o zaman. Karşında çocuk yok senin. Allah Allah, lafa bak lafa. Söylediği laflara bak bana. Bak Muhsin, yeter artık. Keremciğim, anneciğim lütfen. Sen karışma Elda. Kerem, sonra mı konuşsak? Ayşe yani... lütfen sen de karışma. Şirketi ben yöneteceğim. Eğer bana bırakmıyorsan ben artık yokum. Hayır efendim. Sana falan bırakmıyorum şirketi. Şirket benim şirketim. Kredi kartları. Araba. Şirketi bırakıyorum, evi de terk ediyorum. Kerem, Kerem anneciğim. Kerem buraya gelir misin? Saçmalama. Muhsin bir şey söyle, çocuk gidiyor. Ne Kerem... söyleyeceğim ya, vallahi seversen. Ne yaparsa yapsın, yeter artık yaptıkları. Sen çocuğunu bilmiyor musun ya? İki saat sonra bu burnunu sürter gelir. Sen de üzülme kızım, merak etme. Bunun hayatı böyle. Vada 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 konuşur gider. Ondan sonra burnunu sürter böyle gelir. Muhsin Allah aşkına bir ara, bir şey söyle ne olursun. Ya Muhsin baba, kusura bakmayın. Ama benim Kerem'in yanında olmam lazım. Ben de gideceğim. Yani gerçekten kusura bakmayın Muhsin baba. Kerem! Kerem bekle. Ayşe, konuşmak istemiyorum. Ben de seninle geleceğim. Neden? Ne demek neden? Biz seninle karı kocayız, unuttun mu ya? Bir alışamadım şuna. Kim alışmış ki evliliğe, ben alışayım. Resmen gençliğim gidiyor. Yo, sen gayet alışmış gibiydin. Yani unuttun mu? Benim için adam dövdün hatta. Ayşe, laf sokmanın zamanı mı şu an? O herif hak etti başına gelenleri. Bir daha böyle bir şey olursa, seni rahatsız ederse hemen beni haberdar edeceksin. Yoksa benden günah gider. Sen bana böyle emir veremezsin. Bu konuda veririm. Sen demiyor musun biz evliyiz diye? Ben senin kocansam beni haberdar edeceksin, bu kadar. Ya tamam, ben seni üzüp sinirlendirmek istemedim ki Kerem. Zaten şu matematik hocasını tuttuğuma bin pişman oldum. Başımıza gelenlere bak. Neyse, boş verelim o adamı. Belki de başkasının canını yakacaktı. Dersini aldı o. Başka sağa sola zıplayamaz artık. Vallahi haklısın. Ama bak, sen şimdi Muhsin babayı benden daha iyi tanıyorsun tabii. Muhsin baba böyle çabuk sinirlenir ama hemen yumuşar. Biz şey mi yapsak, böyle biraz yürüsek, vakit geçirsek, sen üstüne düşünsen, sonra gelip bir daha mı konuşsak ha? Ya büyümeden kapansın şu tatsız mesele. Sonra ben buraya geri döneyim, özür dileyeyim, öyle mi? Kerem sen de çocuk gibisin ya. Ne oldu şimdi, küsecek misin ya? Böyle küsüp gidecek misin? Ayşe, ben bütün bu lafları yiyeyim mi? Bunu mu söylüyorsun? Peki baba mı diyeyim? Ya kimse sana bu lafları ye demiyor ki. Peki baba de demiyor. Sen böyle birazcık fevri davran. Yani birazcık sakinleşsen, düşünsen anlayacaksın. Ya şu anda evini, işini, her şeyini bırakıp gidecek misin? Yoksa sen kendi rahatın bozulmasın diye mi bana bunları söylüyorsun? Sen kalabilirsin, benim için sorun olmaz. Sen hala onların gelinisin. Bu kadar vakit geçirdik, sen beni hiç mi tanımadın? Sen niye taktın benim babamla barışmama bu kadar, sana ne? Ne demek bana ne Kerem? Hepsi benim suçum, benim yüzümden oldu. O hocayı ben tuttum, ben getirdim bu eve. Hepsi benim suçum. Kulağıma ne kadar güzel geliyor, müzik gibi. Hepsi benim suçum, ben bunu kaydedeyim, tekrar tekrar dinleyeyim. Hepsi benim suçum, hepsi benim hatam. Bu mu? Şimdi bunu mu konuşacağız yani? Muhabbetimiz bu mu? Tamam, matematikçinin yaptıkları senin suçun değildi. Ama beni niye dinlemedin? Yıllarını zamparalığa vermiş Kerem'in fikirlerini niye önemsemedin? Ne halin varsa gör Kerem ya. İstediğin yere git. Hadi güle güle. Ben sana dedim kızım, o çakalın bakışlarında hayır yok dedim. Tabii Ayşe her şeyin en doğrusunu, en iyisini bilir. Ne oldu? Ya şimdi ben gidersem sen şey diyeceksin arkamdan. Ayşe rahatı seçti diyeceksin. Benim sana bunu dedirtmemem lazım. Ayşe senin kafan dağınık. Dalgınsın, moralin bozuk yani. Ne yapacağım belli olmaz. Zaten etraf eski kırıklarından geçilmiyor.
O yüzden ben de geleceğim seninle yani. Benim sana göstermek olması lazım. Yürüyeceğiz yalnız. Yürürüm. Nereye kadar bu pembe rüyalar?